Hasan sorunlarından bahsetti. Başını dik tut. Dert bizim sınavımız. Önemli olan bu dertlerin altından omuz omuza vererek birlikte kalkmak. Öyle değil mi? Öyle hocam. Öyle hocam. Düşündüm. Sana uygun ne olur? Yüklerini nasıl azaltabiliriz diye. Sağ olun hocam. Allah razı olsun. Düşünmeniz bile yeterli. Yetmez. Sadece düşünmek asla yetmez Tahir. Birlik olmak, harekete geçmek, Allah'ın izniyle var gücümüzle çalışıp çabalamak zorundayız bu gelip geçici dünyada. Haklısınız hocam. Çalışacaksın ki kendine, etrafına faydalı bir adam olasın. Karını, çocuğunu doyurasın. Ellerin kapılarında onları çalışmaya muhtaç etmeyesin. Öyle değil mi? Öyle hocam, öyle. Hasan boşanma durumundan bahsetti. Nedir durumu? Boşanacağım diyor. Hani ne desem fayda etmiyor hocam. Çalışacağım diyor, başka hiçbir şey demiyor. Olmaz. Ne demek çalışmak? Kadının yeri evi. Değil mi hocam? Yani erkek çalışır, kadın oturduğu yerde çocuklara bakar. Ama işim olmayınca diretemedim boşanmayalım diye. Meraklanma. Senin için yeni kuracağımız bir dernek geldi aklıma. Bu derneğin başına da geçireceğimiz güvenilir biri lazım. Hasan kefil oldu sana. Eli kalem tutar, bilgisi görgüsü kafi. Bu işin üstesinden gelir Allah'ın izniyle dedi. Sağ olsun hocam, sağ olun. Ama ben şimdi daha önce böyle bir işte çalışmadım hocam. Hani dernekte nasıl çalışılır onu bile bilmem. Öğrenirsin. Daha önce yayın evinde çalışmadın mı sen? Evet ama... Tamam işte. Biz de bazı yayınları dernek üzerinden dağıtımını yapacağız. Yayın evinde olduğu gibi. Neredeyse. Yarın gelirsin. Çocuklar sana işin ayrıntısını anlatır. Sağ olun hocam. Allah razı olsun. Bu zor zamanımda elimi tuttunuz ya. Hakkınızı ödeyemem. Dur bakalım. Daha bir şey yapmadık. Birlikte bir çalışmaya başlayalım hele. Elimden gelenin en iyisini yapacağım hocam. Yani hiç şüpheniz olmasın. İçini ferah tut evladım. Senin işlerin yoluna girince evinin de eski düzeni yerine oturur inşallah. İnşallah hocam inşallah. Allah razı olsun. Ben o zaman müsaadenizi isteyeyim. Müsaade senin Tahir. Allah razı olsun hocam. Hasan. Allah razı olsun kardeşim. Allah senden razı olsun. Hayırlı uğurlu olur umarım. Allah'a emanet ol. İnşallah. Becerebilecek mi bu işi Hasan? Merak etmeyin. Saftır. Hiçbir şeye uyanmaz. Anlamaz da zaten. İyi. İmzaların altında adı olsun. Yeter. Ha, karısı da nerede çalışacakmış, neymiş, ne değilmiş iyice öğren bana. Tabii hocam.